İyilik eden iyilik bulur. Yeryüzündeki kocaman kocaman dalgalı denizlerden birinde minicik bir ada varmış. İşte bu yemyeşil adada annesinin, babasının Sarı Oğlan diye çağırdığı sevimli mi sevimli bir çocuk yaşarmış. Adından da belli ya, Sarı Oğlan'ın başak sarısı saçları, deniz mavisi gözleri varmış. Ama onu çevresindeki herkese Ormandaki bütün hayvanlara sevdiren ne sarı saçları ne de kocaman kocaman mavi gözleriymiş. Sarı olan iyi yürekliliğinden dolayı sevilirmiş. Bir parça ekmeğini ormandaki hayvanlarla paylaşır, yaralı olanlarına bakar, sonra da salı verilmiş. Yoksunmuş ama Sarı olan yüreği zenginmiş. Kışlardan bir kış, Şubat aylarından bilmem hangisiymiş. Evlerindeki odunun tükendiğini gören sarı olan anasına babasına yardım olsun diye çalı çırpı toplamak için gizlice ormana gitmiş. Azık torbası sırtında baharda cıvıl cıvıl kuşların öttüğü, her renkten çiçeğin açtığı ama şimdi bembeyaz bir örtünün altında uyuyan ormana dalmış. Çevrede çıt yokmuş. Bu sessizlik karşısında önce ürkmüş ama eve kucağı çalı çırpı ile dolu döndüğünde annesiyle babasının nasıl sevineceğini düşünüp yine yoluna devam etmiş. Şurası burası derken kucağı sırtındaki çuvalı çalı çırpı ile iyice donmuş. Donmuş ama gelin görün ki bu arada da hava iyiden iyiye kararmış. Sarı olan bakmış karanlıkta giderse yolunu bulamayacak. Kurda kuşa yem olacak. En iyisi şu oyukta bir ateş yakıp sabaha değin beklemek diye düşünmüş. Hemen bir ateş yakmış. Çünkü hava soğuk mu soğukmuş. Sarı olan ateşe iyice sokulduğu halde yine dövüşüyormuş. Ormandaki sessizlik ateşin çıtır çıtır yanması biraz sonra sarı oldanın uykusunu getirmiş. Göz kapakları yavaşça kapanı vermiş. Öyle derin bir uykuya dalmış ki ateşin yavaş yavaş sönmeye başladığını bile duymamış. Tam o sırada kocaman boynuzuyla bir geyik ateşin ışığını görüp oraya gelmiş. Sarı olanı görünce de içi sevgiyle dolmuş. Geçen yıl yaramı saran çocuk. Am i̇yi ama bu kış günü ne arıyor burada? Şubatta da ormanda dolaşmak olur mu? Üstelik ateşi de sönmek üzere. Ne yapsam da ateşi söndürmesem. Sarı olanı donmaktan nasıl kurtarsam diye kaygıyla çevresine bakınmış. Ama hiçbir şey görememiş. Geyik nereden bilsin torbanın içinde bir sürü çalı çırpı olduğunu. Çaresizlikle ah keşke boynuzlarım şu anda ateşe düşüp onu yine alevlendirseydi de sarı olan donmaktan kurtulsaydı diye öyle yürekten dilemiş. Masal bu ya dileği kabul olmuş ve güzel gözlü geyin iki kocaman boynuzunu yavaşça ateşe düşürüvermiş. Geyik yine alev alev yanmaya başlayan ateşin yanında sabaha değin mutluluk içinde beklemiş. Gün doğarken de oradan uzaklaşmış. Sarı olan hiçbir şeyden habersiz uyanmış. Çuvalını sırtına yükleyip evinin yolunu tutmuş. Ondan sonraki yıllarda yine ekmeğini ormandaki hayvanlarla paylaşmış, onların yaralarını sarmış. Ya geyik ne olmuş dersiniz çocuklar, bir daha boynuzları çıkmamış mı? Çıkmış tabii ama o günden sonra bütün geyiklerin boynuzları Şubat ayı geldi mi düşer sonra yine çıkarmış. Ninan bana böyle anlattı. Ama sonunda da gerçeği araştırıp bul bakalım dedi. Ben de size aynı şeyi söyleyeyim. Gerçeği, doğruyu gelin hep birlikte arayalım, bulalım, bakalım diyeyim.